Velhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Hayatımızın içinde dönem dönem acı da olsa bir şeyler yaşarız. Bunlar bizim için bir tecrübe olur. Aynı hatalara düşmemek için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde görüyoruz ki, bizden önce yaşamış insanların da ibretlik, bizim için alacağımız dersler olan hayatları var. Ama bunları bildiğimiz halde ders almıyor, bunları tecrübe edermiş gibi davranmıyoruz. Bugün onlardan bir tanesini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Boş zamanları, boş işlerimizi ve Karun'u, yanlış duymadınız, Karun'un felaketini konuşacağız. Yine Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif ışığında, Tirmizi'de geçen hadis-i şerifte, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde Ademoğlu adeta bir kuzu gibi getirilip Allah'ın huzurunda durdurulacak. Ve Allahu Teala ona şöyle buyuracak. Sana bolca nimet verdim, mülk verdim, bu kadar lütuf ve ihsanda bulundum. Buna karşılık sen ne yaptın? Adam, ya Rabbi, biriktirdim, arttırdım, olduğundan daha fazla bir halde geride bıraktım. Beni dünyaya geri gönder de, onu sana getireyim, diyecek. Allahu Teala şöyle buyuracak. Haydi, bana önceden ahirete gönderdiklerini göster. Adam, ya Rabbi, onları biriktirdim, arttırdım, olduğundan daha fazla bir halde geride bıraktım. Ne olur, beni geri gönder de, onu sana getireyim, diyecek. Zira bu kul, önceden hiçbir hayır göndermemiştir. İşte bu sebeple de, cehenneme atılacaktır. Bugün hayatımızın, maalesef her alanında, buna benzer mevzuları, örnekleri görüyoruz. Bazen bu örnekler bizden kaynaklanıyor. Bir türlü dünyada doyamıyoruz. Ve biriktirmeden bu sadece maddi olmayabilir, gereksiz şeyleri istiflemeden hayatımıza devam edemiyoruz. Bugün başımı sokacağım bir evim olsun diye düşünürken, o evi Allahu Teala nasip ettikten sonra, İkinci ev peşinde koşmamız veya daha rahat edeceğimizi düşündüğümüz bir ev hayalinde olmamız bunun ispatıdır. Yani bize verilen nimetin her zaman bir fazlasını istiyoruz. Peşinde koşuyoruz heveslerimizin. Ama hesabını nasıl veririm ve ben bunu nasıl kazandım, hangi imkanlarla kazandım bunu düşünmüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin az önce duyduğunuz hadis-i şerifinde olduğu gibi, dünyada malı biriktirdim, olduğundan daha fazla bir hale getirdim hem malımı hem paramı, ama ahirete bir şey getiremedim. Ne olur beni geri gönder, ben hatamı anladım diyeceğimiz zamanlar, işin işten geçtiği zamanlar. Bugün öyle isteklerimiz var ki, bir türlü bitmeyen ve arkasında koşturup dururken yıllarımızı heba ettiğimiz. Peki bu neden böyle? Bu bizim fıtratımızda var. Bizim yaratılışımızda imtihan gereği. Bazı şeyleri abartmak, aşırıya kaçmak var. Zaten bugün insanoğlundaki o hırs olmasaydı, belki teknolojide, bilimde, yani ilimde ilerleme olmazdı. Düşünün, dünya yetmiyormuş gibi uzaya gitme hırsı var insanoğlunun. Ve galaksilerden, yıldızlardan, değil mi? Birçok haber alıyoruz. Demek ki hırs tek başına kötü bir şey değil. Öyle şeyler yaşıyoruz ki, bir insanın bile zar zor yürüdüğü yamaçlarda dik olan yerlerde bile tarım arazileri var. Ve oralarda toprak sürülüyor. İnsanın yürüyemediği yerlerde bile bunlar yapılıyor. Yani hırs. Bu hırs yanlış mı?
aslında değil. Helal kazanıp helal yaşamak ve bu anlatılanlara uygun olmak kaydıyla başarı için elbette güzel hırs. Ama bunu aşırıya götürmek felaketi beraberinde getiriyor. Yani sorunun kaynağı, o hedefimiz her neyse, hırs yaptığımız her neyse, mal mı, nimet mi, ilim mi, her neyse, onun nereden geldiğine ve bir gün alınma korkusuyla yaşamak ve bu konuda Allahu Teala'nın mutlaka kendisini hesaba çekeceğini, sorgulanacağını bilmektir. Bunu bildikten sonra insanın daha fazla kazanabilmek, daha fazla insana yardımcı olabilmek, efendim anlattıklarının daha fazla insanın hidayetine vesile olması için çalışmasının herhangi bir sakıncası yok ama burada bir uyarı var. Daha öncekilerin ayağa kaydırıldığı gibi bizim de ayağımızın kayma ve hüsrana uğrama imkanımız, ihtimalimiz var. İşte biriktirme dendiği zaman aklımıza ilk gelen insan Karun. Ve bizler için büyük bir ibret var. Abartma, çok edinme, hesabının olacağını unutma hastalığı diyelim. Bunun en bariz örneği, tanığı Karun'dur. Karun dendiği zaman aklınıza Firavun gelmemeli. Çünkü Karun'la Firavun arasında çok büyük farklar var. Onlardan bir tanesi geçmişleri. Karun birçok rivayette geçiyor. Musa aleyhisselamın akrabası. Musa aleyhisselam devrinde yaşamış. Peki ne olmuş? Başına neler gelmiş? İşte ibret almak, tecrübe etmek, bunu ders olarak görmek isteyenler için çok önemli mevzu. Dünya hayatında ne krallar geldi geçti. İşte onlardan bir tanesi de bir rivayete göre Lidya'nın son kralı olan Karun'du. Bundan 2500-2600 sene öncesinde yaşadığı rivayet ediliyor. Lidya'nın, o kralının Karun'un zenginliğiyle ve bolluğuyla nam saldığını biliyoruz. Belki lisede Lidyalıların parayı bulduğunu öğrenmişsinizdir. Tarihe bir çığır açmışlar ve adlarını yazdırmışlardır. Altın rezervlerine baktığınız zaman kalıntılarda Lidya'nın ne kadar o zaman için zengin bir duruma geldiğini görüyoruz. Karun, bakır ve altın zengini madenlerin sahibiydi ve Firavun'la içli dışlı bir hayatı vardı. Allahu Teala'nın dinine ve peygamberlerine daha önce bu kadar mesafeli değilken paranın daha fazla kazanmanın esiri oldu ve büyük bir ibretlik hadiseyle ceza aldı. Allahu Teala bir ayeti kerimesinde Tekâsür suresinde şöyle buyurmakta. Biriktirme arzunuz sizi oyalıyor. Siz mezarlara geldiğiniz halde bu oyalanma içindesiniz. Böyle değil. Bir gün gerçeği öğreneceksiniz. Tekrar bilin ki bir gün gerçeği öğreneceksiniz. Keşke önceden iyice bilseydiniz. Cehennemi gördüğünüz zaman ki muhakkak göreceksiniz, o gün size elinizdeki nimetler sorulacaktır. Tekâsür. Birazdan bu mevzuyu da sizlerle paylaşacağız. Bu ayette buyurulduğu üzere Karun büyük bir felakete uğruyor. Böbürlenmeye başlıyor. Tekâsür suresine biraz bir girizgah yapmış olalım. Meal olarak okunduğu zaman böyle ama tefsirlerde bir iki açıklama var. Konumuzla alakalı sizin de bu konuyu daha iyi anlamanız, hayatınıza uygulayabilmeniz için yararlanmanız gereken bir bölüm. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu
biriktirme arzusundan bahsediyor. Karun'un örneği gibi, birazdan ona geçeceğiz. Ama şöyle bir ibretlik manzara var. Siz mezarlara geldiğiniz halde bu oyalanma içindesiniz. Ama bir gün gerçeği öğreneceksiniz, buyruluyor. Nedir mezarlara gitmekten maksat? Bugün benim ailem şuralı, dedemler şöyle, şu soydan geliyorlar, bu ırktan geliyorlar. Bu köyün bilmem hangi bahçeleri, arazileri zamanında bizimdi diyen kardeşlerimiz var mı? Var. Veya memlekete gittiği zaman, bayramda, seyranda, orada karşılaştığı insanlara böbürlenerek mezarlıkları gösterip de, bakın bizim ceddimiz, neslimiz bilmem kaç tarihinden beri bu kentte, bu köyde diye söyleyenler de oluyor mu? Art niyet olmasa da oluyor. Peki, işte o zamanlar müşrikler o kadar ileri gitmişler ki, bir mezarlığa gittikleri zaman kendi sayılarının daha fazla olduğunu, o anki nesilden daha fazlasının toprağın altında olduğunu söyleyip bununla böbürlenecek hale gelmişler. Ve bu ayetin, surenin son ayetlerinde daha doğrusu, o gün size elinizdeki nimetler sorulacaktır, buyruluyor. İşte 1400 sene öncesinden bugüne gelindiğinde 14 asırın geçtiğini görüyoruz. Ama hala aynı alışkanlıkların Müslümanlar içinde de devam ettiğini biliyoruz. Peki sadece bir şeyleri biriktirme, para mıdır, altın mıdır acaba, rezerv midir? Hayır. Bir insanın başkaları için, yani Allah rızası için değil de böbürlenmek için okuduğu kitaplar, yani sahip olduğu ilmi de, boşa geçirdiği vakti, gereksiz, hiçbir işe yaramayan, her şey aynı mevzuya giriyor. Gereksiz ve nimeti çarçur ederek biriktirme arzusuna sebebiyet vermek. Şimdi Tekatür suresinden sonra gelin Kur'an-ı Kerim'de o Karun'la alakalı ne buyruluyor ve alacağımız dersler neler olabilir, ona geçelim. Karun, Musa'nın kavmindendi de onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğa özenme. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Karun ise, o servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi, demişti. Bilmiyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden, ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Günahkarlardan bazıları, günahlardan günahları sorulmaz. Allah onların hepsini bilir. Derken Karun, ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar, keşke Karun'a verilenin bir benzeri de bize verilseydi, doğrusu o çok şanslı, dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa şöyle dediler: yazıklar olsun size! İman edip salih ameller işleyenler için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Nihayet biz onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı gibi, o kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. El-Kasas suresinde geçiyor okuduklarım.
Karun'un hali. Evet, ibretlik. Aynen Salebe gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşayan, kendisinden dua isteyen zengin olmak için Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu birkaç defa reddetse ve ibretlik tavsiyelerde bulunsa da yapma etme diye çok ısrar etmesi üzerine Allahu Teala'ya dua etmesi, Salebe'nin zengin olması, zengin olursam şunu bunu yapacağım diyen Salebe'nin bırakın bunu yapmayı, bu malı ben kazandım, hepsi benim deyip zekat emri geldikten sonra zekatı vermemeye yanaşması gibi. Karun. Karun peki çok mu inançsızdı, değildi? Karun daha sonra bu hale geldi. Yani bu mevzuyu dinlerken ben de siz de her an benim de başıma gelebilir diye dinleyelim inşallah. Karun'un hali bugün dünyada parasına, gücüne güvenen, şımaran ve bir gün öleceğini aklına bile getirmeyen insanların misalidir. Ve bugün Karun isminde insanlar olmasa da, dünyada Karun kadar malı olmasa da, onun kadar hırsı olan milyonlarca insan yaşıyor belki de. Bu biriktirme arzusu neydi? Karun'u mahveden olay neydi? Onun için bakır ve altın madenlerinden kazandığı paralardı. Öyle ki develer dolusu çuvalların içinde sadece hazinelerinin anahtarları vardı, sakladığı yerlerin. Düşünün, o kadar para. Binaydı belki, arsaydı, paraydı. Lakin bugün bu hırslar, bu boş ve biriktirme merakı koltuk hırsına da geldi. Şehvete de geldi. Kimi insanlar, efendim ne kadar iyi bir insansınız, ne kadar iyi bir alimsiniz cümlesini duymak ister ve onları biriktirir para yerine. Bir diğeri, iyi insan densin, ne kadar yardımsever insan desinler cümlelerini duymak ister, onları biriktirir. Veya alkıştan, manşet olmaktan hoşlanır, onları biriktirir bol bol. Şurada bu pozum vardı, bununla çektirmiştim diye. Yani sadece para biriktirmek olmuyor, o biriktirmek. Bu biriktirme hırsı kadında da, erkekte de, yaşlıda da, delikanlıda da var. Sadece oranları değişiyor insandan insana. Neticede her birimizin illa bir şeyleri biriktirme arzusu vardır. Bugün gereksiz övünmelerimiz var. Birinin bize aslan gibi adamsın, sen var ya ne şöylesin, ne böylesin dediği zaman göğsümüz kabarırken, aynı insan bizim faydamıza olan bir uyarıda bulunduğu zaman, sanki bize sövmüş gibi, hakaret etmiş gibi oluyor ve düşman gözüyle bakıyoruz ona. O kadar gereksiz şeyleri biriktiriyoruz ki, sadece o Karun'un gözünü diktiği para hırsı değil, yenildiği hırs değil, biz de alkışa, biz de ne kadar iyisiniz efendim, hoşsunuz cümlelerine, biz de şakşaka alışmış ve onları biriktirmiş durumdayız. Peki neleri biriktiriyoruz? Bir alim kimsenin çok güzel bu konuda bir tavsiyesi var değerli kardeşlerim. Diyor ki, bir talebe ne ders alıyor mesela? Naif ders alıyor, başka bir ders alıyor. Bu dersin dışında henüz talebe öğrenimini bitirmemiş, bir icazet almamış olduğu halde, kendi öğreticisinin yani hocasının bile konuşurken güçlük çektiği konularda konuşmaya çalışması yine gereksiz bir birikimdir. Bugün bilmemiz gereken onca şey varken boş şeylerle meşgul olmamız da aynı yere gider. Karun
para biriktirmiştir. Biz de Allahu Teala'nın huzuruna o boş zamanlarımızla ve aklımıza doldurduğumuz çöplüklerle gidiyoruz. Bir değişiklik yok. Yani vakti nasıl harcadın sorusuna vereceğimiz cevapta Karun için veya çok para kazananlar için sana verilen o imkanla ne yaptın sorusu aslında aynıdır. Çünkü soru aynı yerden gelir. Evet, bugün ben hangi boş işlerle boş şeyleri biriktirdim? Kirli çamaşırların sürekli kirli sepetine konması ama bir türlü yıkanmaması gibidir. Evin her işi çok güzeldir, hol tertemizdir, mutfak tertemiz ama banyoya giremezsiniz. Çünkü aylardır bir şeyi yıkamamışsınız, sürekli birikmiş. Onun gibi hayatımızda neleri biriktirdik? Benim bilmem gereken o kadar çok şey var ki, ya ben bir insanım, nereden geldim? Ben şu an neredeyim ve nereye gidiyorum? Beni bekleyen tehlikeler var mı? Son nefeste imanla gidebilecek miyim? Bu dünyada bana verilen bir sorumluluk ve görev, yapmam gerekenler var mı? Benden beklenen ne? Beni izleyen, her saniyemi kayda alan melekler neler acaba? Bugün programımızın başında temas etmeye çalıştığımız gibi, ben neyi tecrübe ettim bugüne kadar, neyi öğrendim? Benden önce yaşayan insanlar neler yaşadılar? Hepimizden önce yaşayan Karun acaba neden yoldan çıktı? Bunları düşünmemiz gerekirken, incir çekirdeğini doldurmayacak işlerle uğraşıyoruz. Acaba ne kadar takipçim oldu Twitter'da, Facebook'ta, bilmem kaç beğeni alabildim mi? Yani başka birikimlerle övünüyoruz. Az önce sizlerle paylaşmıştım, bu durum çok önemli. Bugün hani alim talebesine uyarılarda bulunuyordu ya, seni ilgilendirmeyen mevzuları değil, sana verdiklerimi evvela bir öğren, değil mi? Adım adım git diye. Bugün maalesef internette bunu daha fazla yaşıyoruz. Herkes kendini alim, hoca zannediyor. Muhaddis zannediyor, müfessir zannediyor, müçtehit zannediyor. Mezhep imamı zannediyor kendisini. Çünkü insanlar, bırakın sokaktaki insanı, beni seni eleştirmesini. Şimdi Allah dostlarının ve şu yayınları yapıyor olmamızın en önemli vesilelerinden raviler, yani hadis araştırmacılarını dahi terbiyesizce dillerine alan, daha da ileriye giderek sahabeleri namussuz olmakla estağfurullah suçlayan, daha da iç aleme doğru daldığınız zaman ya da daha uçlara gittiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'in değiştirildiğini söyleme gafletinde bulunan yine aynı insanlardır. Çünkü bugün herkes kendini dev aynasında görmektedir. Neden? İki bilgiye sahip olduğu için ve oturmuş kendi koltuğunda, acaba İmam-ı Gazali nerede hata yapmış? Mevlana bunu niye böyle yapmış? Soru sormakla işinden çıkmaya çalışıyor. Bugün biriktirdiğimiz şeyler bize yararlı şeyler mi? Ona bakmak lazım. Yani sadece para biriktirme, arsa tapusunu düşünmek değil, biriktirmek. Kardeşlerim, din adına bugün ortalıkta birçok söz dolanıyor ve kardeşlerimizin de haklı olarak nasıl olsa bunlarda bir hoca diyerek onların her ağzından çıkanlara, her izledikleri videolara veya yazdıkları eserlerdeki her cümleye Kur'an-ı Kerim gibi bakmaları da bir o kadar gereksiz bir biriktirmedir. Evet, bir insan alim olabilir, yaşayışıyla örnek bir insan olabilir ama yazdıklarında da hata olur ve vardır. Hal ve hareketlerinde de hata olur ve vardır. Kur'an-ı Kerim dışında hiçbir eser
içinde hata barındırmama özelliğine sahip değildir. O yüzden bakın, böyle derin bir mevzuda bile hatalar olabilirken, efendim ne ediyor belli olmayan birinin yazdığı bir eser veya bir yerde verdiği demeci genelleştirmek oldukça sıkıntılıdır. Bugün özellikle üzerinde durmamız gereken o Karun'un mal sahibi olması vardı ya, zengin olması. O nasıl o biriktirme hastalığına gitti? Bugün de bizim ne kadar gereksiz işimiz gücümüz varsa onları da Karun'la aynı ahlaka maalesef sahip olduğumuzu ispat için kullanmalıyız. Onun mal biriktirmesi vardı. Ben de çok fazla konuşuyorum, çok fazla gıybet ediyorum ve günah biriktiriyorum. Çok gereksiz, hiçbir insan işine yaramayacak, dünya ve ahiretim için binlerce bilgi biliyorum. Mesela 500 tane şarkıyı ezbere söyleyebilirim. 2000 tane kadının veya erkeğin, sporcu, sanatçı, yazar, siyasi, neyse, binlerce insanı bana resimlerini göstersen isimlerini söylerim. Böyle bir hafızaya sahibim. Bu da gereksiz yaptığımız bir biriktirme değil mi? O kadar kısa vaktimiz varken, o kadar bizi bekleyen bunca tehlikeli viraj varken, bu gereksiz şeylerle uğraşmak, iflasın eşiğinde olmaktır aynı zamanda. İşte burada bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tavsiyede daha bulunuyor. Şimdi ona geçelim. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu konularda aldanmaktadır. Bunlar sağlık ve boş vakittir. Şimdi neden ilk ayetle başladığımızı programımızın başında, hani kıyamet gününde Ademoğluna sorulduğunu, sana verdiğim bu parayla bu mülkte ne yaptığının cevabıyla hadis-i şerifi daha iyi anlayabildik değil mi? Konular birbirine bu kadar bağlı çünkü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynen ayette buyurulduğu gibi bu mevzuları anlattıktan sonra bize tavsiyelerde bulunuyor. Yani o biriktirme konusunda paranın dışında nelere dikkat etmen lazım? İşte cevap: sağlık ve boş vakit seni aldatıyor. Şimdi biz hastalandık, hastalığımızın teşhisi için doktora gittik. Doktor bize şu tetkikleri verdi. Onların sonuçlarına göre bir değerlendirmede bulunacak. Aynen o haldeyiz. Ve şimdi reçetemizi yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın, iki nimet var. Bugün özellikle genç kardeşlerimiz için buluğ çağından itibaren biriktirilen çok önemli bir nimetimiz var. Ağrısız, sızısız yaşadığımız o saatlerin bir birikimi var. Evet, dişimiz ağrımadığı, kulağımız ağrımadığı, gözümüzün ağrımadığı ve gördüğü her saat bir şükür sebebidir. Bazen her dakika. İşte o sağlıklı yaşadığımız saatlerin şükrünü eda edebildik mi? Sağlıklıyken, imkanımız varken yapmamız gerekenleri yaptık mı? Yoksa değerini bilmediğimiz için sadece hastalandığımız, elden ayaktan düştüğümüz, doktorların bizden ümidini kestiği andan itibaren mi acaba biz o vakti güzel değerlendirmeye çalıştık? O zamanlar mı namaza döndük? O zaman mı "Ya Rabbi ne olur beni affet" diyebildik? İş işten geçtikten sonra mı? Yoksa o biriktirdiğimiz saatlerde mi yaptık bunu? Çünkü onlar da bizden sorulacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hesaba çekileceğimiz
imtihanlar arasında hem dünyada hem ahirette örnekler vermiş. Onlardan bir tanesi de o ahirette hesaba çekileceğimiz şeylerden biri, o bizim anladığımız şekilde sadece bize verilen paradan, altından veya işte eurodan, şundan bundan, maddi varlıklardan değil, maalesef o sınırları aşıp biriktirdiğimiz her şeyi kapsıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim her konuda rehberimiz. Dünyada aldandığımız, kıymetini anlamakta güçlük çektiğimiz pek çok nimetten bir tanesine zaman, bir tanesine sağlık diyor. Bu hayatı yaşayabilmemiz için elbette ki bu iki nimeti aynı zamanda kullanmak gerekiyor. Yani senin boş zamanın varsa diyelim, çoluğunu çocuğunu alıp şöyle bir yeşillik, bir piknik yerine gidip mesire yerine bir çay demlersin, içersin. Sağlığın yoksa gidemezsin. Veya çok sağlıklı bir insansınız ama boş vakit bulamıyorsunuz, yine gidemezsiniz. Bu ikisi bize lazım. Hem sağlıklı olmam gerekiyor, hem de bir zamanım olması lazım, boş zaman. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyurdu? En çok siz bunları anlayamıyorsunuz ve bundan hesaba çekileceksiniz, uyarıyorum buyuruyor. Sıhhatimi ne hale getirdim? Ne kadar zararlı alışkanlıklarım var? Bu sadece içki içmek, sigara içmek değil. Şüpheli içecekleri içiyor muyum? Benim sağlığıma zararlı olduğunu bile bile, sırf yemesi veya içmesi, lezzeti hoşuma gidiyor diye, hem kendi bünyeme, hem sorumluluğum altındaki kızıma, oğluma, ben bu zararlı yiyecekleri, içecekleri veriyor muyum? Bundan da hesaba çekileceğim. Sağlıksız birçok kimyevi madde içeren şampuanları, şöyle gösteriyor, böyle gösteriyor şeklinde o kremleri, bana zararını bildiğim halde, bu açıklandığı halde tıp ilmi tarafından kullanıyor muyum? İşte bunun da hesabının olduğu gibi boş zamanın da hesabı var buyruluyor. Bu iki nimet, sıhhat ve boş zaman, hem bu dünyada lazım, yani hayatımızı devam ettirmemiz için, ama aynı zamanda ahiret hayatımızı kazanabilmek için de bunlara muhtacız. Neden? Evvela Rabbimize iman edebilmemiz için aklımızın olması lazım. Sağlıkla ne alakası var? Akıl sağlığı. Akıl sağlığı olmadıktan sonra zaten herhangi bir sorumluluk olmuyor. Akıl olmadan Allahu Teala'nın emirlerini nasıl yerine getireceğiz? Haramları nasıl bileceğiz? Namazlarımızı nasıl kılacağız eğer beden sağlığımız yoksa? Oramız buramız acırken, ayakta zor dururken namazdaki o huşuyu nasıl yakalarız? Elimizde, ayağımızda ağır arızalar varken, efendim, bizi acıtan, gözümüzden yaşlar getiren ağrılarımız varken hayata nasıl bakabiliriz? Bize ikisi de gerekiyor. Bize zaman da gerekiyor. Ve bu zamanın yanında sağlık gerekiyor. Her gün milyonlarca insan kendi hastalığından habersiz yaşıyor. Etrafımıza bakıyoruz, gözümüzle bunları görüyoruz. Bu şöyle hastalık yaşadı, bunun hiçbir hastalığı yoktu, birden başına bu geldi, şu geldi diye. Evet, görüyoruz, şu an hasta olmasak da bir gün ya o Ahmet abinin, Mehmet abinin, babamın, Ayşe teyzenin olduğu gibi bir gün bana da bir hastalık gelecek. Amansız bir hastalık veya o sondaki ölüm beni de bulacak. Bunu ben etrafımda görüyorum ve bir gün öleceğimi de biliyorum. Bu insanlar, yani hasta olanlar, hastahanede ziyaretine gidip de geçmiş olsun, inşallah bir tedavi imkanı olur dediğim, teselli etmeye çalıştığım insanlar yanı başımda, belki komşum, annem, ama biz kendimize bir çeki düzen veremiyoruz. Dikkat etmeye bile çalışmıyoruz hastalığımıza.
aman ne olacak ya, 3 günlük dünya diyoruz. Aynı şekilde sağlıksız bir hayata devam ediyoruz. Ve ibret de anlıyoruz işin kötüsü. İşte kocaman bir ayetti. Yani Kur'an-ı Kerim'de uzunluk bakımından çok bilinen bir ayetti. Karun'dan bahsedildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hadislerinde rastlıyoruz. Bizim için artık bir örnek olmuyor. Sadece anlık oluyor. Mesela şekeriniz düştüğü zaman, şekerinizi biraz böyle dengelemek için hafif şekerli bir şey yersiniz. Bir meyve olabilir veya meyve suyu olabilir acil müdahalede. Onun gibi anlık sadece. Veya rüyada gördüğümüz, bize karşı hazırlanan bir sofrada baklava dilimlerini yermiş gibi. Sabah aç karnıyız ama rüyada zaman geçti. Bizim de hayatımız böyle geçiyor. Birileri ölüyor, birileri hasta oluyor, birilerinin ahı, gözyaşını görüyoruz. Ama biz bunları sadece bir film izlermiş gibi izliyoruz. Sıkıntı burada. Bir gün bu imtihandan bir tanesi veya bazıları veya hepsi beni de bulacak. Onu bilmiyoruz. Hiç hasta olmayacağız. Bu hastalıklar bize hiç uğramayacak. Çocuklarımıza da gelmeyecek, sevdiklerimize. Yani bir de ne kadar yaşlansak da hiç ölmeyeceğiz biz. Ölüm bizim için çok uzaklarda. 20 yaşındaydık. 20 yaşındayken şöyle bir baktım da, Türkiye'de ortalama ömür 70 falan ya. Hem babam da şu yaşta, annem şu yaşta veya şu sebeplerden vefat etti. Daha benim yaşamama çok var diye düşünüyoruz. Ölüm aslında o kadar yakınımızda olmasına rağmen, kilometre olarak bizden çok uzakta olduğuna inandırmaya çalışıyoruz kendimizi. Neden? Biraz daha rahat edeyim dünyada. Huzurlu olayım. Daha çok yaşayayım. Bunun için çalışıp didinirken, helal mi, haram mı, şüpheli mi demeden veya içinde kul hakkı var mı, yetimin hakkı var mı demeden, çalışıp didinirken azıcık daha huzur bulayım diye, oğlun için, kızın için, hanımın, çocuğun için, onların gelecekleri, okulu, dershanesi, bilmem, düğünleri, çeyizliği için ter döküp yorulurken ihmal ettiniz sağlığınızı. Bazen zarara uğrattığınızı anladınız ama umursamadınız. En kıymetli hazinenin ahirette verileceğini es geçtiniz. Ve sağlığımızı o kadar ihmal ettik ki, ileride yaşayacağımızı ümit ettiğimiz güzellikler, o heyecanlar bize hiç haz vermiyor. Çünkü ağzımız tadı gitmiş. Ağzının tadı gittikten sonra ne faydası var? Sağlığın gittikten sonra o emekliliğin ne faydası var? Sağlığın gittikten sonra, yani akıl sağlığın veya vücut sağlığın, çoluğunun, çocuğunun, torunlarını görmüşsün veya sağlığın gittikten sonra her tarafın ağrılar içerisinde, ne yediğin belli, her şeyi yiyemiyorsun, uykuların yok, acılar içinde kıvranıyorsun. Sana deseler dünyanın tapusu senin, buyur. Bütün ülkeler birleşti, yönetimlerini de sana verdiler. Hiçbir şeye karışmayacaksın, sadece yiyeceksin, içeceksin, gezeceksin ve her isteğin yerine getirilecek. Ama bizden sadece bir şeyi istemeyeceksin, o da şu anki hastalığın, şu anki halsizliğin, şu an yaşadığın ağrılar, sancılar, sıkıntılar. Bunlara hiçbir cevabımız yok. Ama onun dışında, bu ağrılar o kadar. Onun dışında her şey senin deseniz, derseler daha doğrusu, cevabınız ne olur arkadaşlar? Ağız tadıyla olduktan sonra güzeldir. Ağız tadı olacak. Bir lokma yediğin zaman ağzının tadı olacak. Bir misafirliğe gittiğiniz zaman, söyler misiniz? Misafirlikte ev sahibi sizden sıkıntı duyuyorsa, razı değilse, niye geldi ya bu adam benim evime diyorsa veya bu aileyi hiç sevmiyorum, nefret ediyorum der gibi bakıyorsa,
ve siz bunları anlayabiliyorsanız, lütfen söyler misiniz, rahat edebilir misiniz? Bir fırsat olsa da, buradan gitsem, şu günlerde olsa da, buradan bir kaçıp gitsem, imkanım olsa da gitseydim dersiniz. Bu iş böyle. Her şey zamanında ve ağız tadıyla. O yüzden ilerleyen yıllar için yaptığımız onca planın içerisinde ne olur kendinize ayırdığınız şeyler de olsun. Çoluğunuz çocuğunuz önemli. Hasta olabilirler, bir imtihan, bir bela başlarına gelebilir. Bizden daha merhametli olan Rabbimiz Celle Celaluhu'nun yarattığı kullarız. Biz yaratıcı değiliz haşa. Düzeltici de değiliz. Mülkün sahibi de değiliz. Çocuklarımızın sahibi de değiliz. Çocuklarımız evlendikten sonra eğer bir kız çocuğumuzsa onun sahibi kocası değildir. Veya bir delikanlı yetiştirdik, onun sahibi hanımı değildir. Kimse kimsenin kölesi de, kulu da, hizmetçisi de değildir. Üzülürsün. Çırpınırsın. Şöyle olsun, böyle olsun, şu eksik olmasın, ama oluyorsa da, elden bir şey gelmiyorsa da, kendi sağlığına en azından dikkat edeceksin ve duaya yapışacaksın. Bizim yaptığımız en önemli biriktirmelerden bir tanesi bu, Karun'un para biriktirdiği gibi. Emeklilikte şunu yapacağım. Çocuğum bir evlensin, bunu yapacağım. Bu yaz değil de sonraki yaz Kur'an okumaya başlayacağım. Namazı 20 sene içinde başlamayı düşünüyorum. Örtünmek mi? Evet evet, bir 30-35 sene daha yaşayayım. Nasıl olsa garantim var. Şimdi 20 yaşındaysam 50-55 yaşlarında tahmini olarak örtünmeyi düşünüyorum. İçkiyi bırakmayı mı? Tabii tabii, önümüzdeki Ramazan bir gelsin de bir düşünelim. Kumar? Tabii canım, bir 2 sene daha var. Sanki bir hava yoluyla bir yere gidiyorsunuz. Pilot konuşuyor. Değerli konuklarımız, hoş geldiniz. Tahmini varış saatimiz 13.56, hava sıcaklığı 24 derece. Hepinize hayırlı yolculuklar der gibi. Hep ileriye atıyoruz bir şeyler. Ama çoğu zaman böyle olmuyor. Meteorolojinin tahminlerinde bile bazen o kadar ilmi çalışmalar fende ilerlediği halde yanıldıklarını görebiliyoruz. Senin benim bir hesabımız var da, acaba Allahu Teala'nın hesabı ne? Benim hesabım o. Şimdi hepimiz konuşsak, ben sizi görmüyorum, siz beni görmüyorsunuz. Burada buluştuk. Soruyorum. Sizin hedefiniz ne? 10 sene, 20 sene sonra. Yaşınıza göre değişir elbette. İşte efendim, evleneyim, mutlu olayım, çoluk çocuğa karışayım, hacca gideyim, değil mi? Çok güzel şeyler. Hepimizin bir hayali var. Hepimizin beklentileri var hayatta. Önemli olan bu ileriye attığımız hayalimiz, gayemiz, beklentimiz, adı her neyse, ne kadar gerçekçi ve ne kadar acaba Allahu Teala'nın bugün anlatmaya çalıştığımız o biriktirmeyin dediklerine uyuyor. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Her an ben ölebilirim. O yüzden bu riski taşıyorsam, her an ölüm yakınsa benim ekseriyette de mutlu olmam lazım. Mutlu olmayı bilmem lazım. Şükretmeyi bilmem lazım. Evet, dünyada rahat olayım, huzurlu olayım diye çalışıp duruyoruz. Ama bir gün bunların hesabını vereceğimizi unutmayacağız. Yıllarca diyor ya büyüklerimizden bir tanesi, sağlığını kaybede kaybede kaybede, yani sıhhatini kaybetme pahasına para kazandın. Şimdi o gençlikte uğraştığın, sağlığını kaybettiğin o parayı hastane masrafları için harcıyorsun. Mutlu bir gelecek kurmayı düşlediğimiz çocuklarımızı, kendilerini her şeyden daha mutlu edecek sağlıklı bir anne ve babadan mahrum ediyoruz. Kardeşlerim, Müslümanlara boş işlerle uğraşmak yakışmıyor. Boş işlerle uğraşmak
müminlerin vasfı değildir deniyor eserlerde. Bugün Asr suresini çok daha iyi anlıyoruz. Vel asr. Mealen şöyle buyruluyor. Yemin olsun, yemin ederim zamana. İnsanlar hüsrandadır. Ancak iman edip makbul ve güzel işler yapanlar, bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. İnsanların, bizlerin, hepimizin hüsranda olduğu aktarılıyor. Kimler dışında? Yani tersten bakacak olursak bu cümle yapısına. Bizim o ikisi neyse o özellikleri kazanmamız lazım acilen. İman edip makbul ve güzel işler yapan ve birbirlerine hakkı sabrı tavsiye edenler. Aynen bugün o biriktirmenin zararı neyse, onun da tam tersi, onları mikrop olarak düşünecek olursak, antimikrop ve antibakteriyel özelliği olan bir tavsiye. İman et. İman ettim demekle oluyor mu? Hayır. İman ettim, daha yeni başlıyor her şey. Allah-u Teala'nın bana emrettikleri her şey başımın tacı, yapabildiğim kadarıyla, ama kalben hepsine iman ettim. Cennet, cehennem vardır, ahiret hayatı vardır, yeniden yaratılacağım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Birçok peygamber gelmiştir. Hepsine inanırım. Kur'an-ı Kerim'in dışında 3 kitaptan daha isim geçer. Bunlar gelmiştir. Lakin bunlar tahrif edilmiş, yani değiştirilmiştir. O yüzden benim Rabbim Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de belirttiği üzere bu kitap Kur'an değiştirilmeyecektir. Dolayısıyla kıyamete kadar onu zatı koruyacaktır diye düşüneceğim. Demek ki Kur'an içinde değişecek bir şey yoksa, birilerinin dediği gibi ben böyle inanıyorum, böyle değildir sözlerine de inanmayacağım. Namazımı kılacağım. Farzlar neyse onlara uyduğum gibi sünnetlerden yapabildiklerimi de yapmaya çalışacağım. Yani iman edeceğim bir. Makbul ve güzel işler yapanlar emri nedir? Bazı işler vardır, kötülüğe hizmet eder. Bugün akıl tek başına insanı cennete götürmez. Çünkü çok kurnaz, çok akıllı olduğunu zannedenler, seviye bakımından bahsediyorum. Belki bomba yapımında, 100 kişiyi aynı anda öldürecek bir zehirli gaz yapımında o aklı kullandıkları için bir işe yaramayacaktır. Veya o aklını şeytanla ortaklık ettiği, o pis işlerinde kullandığı için, terör faaliyetlerinde kullandığı için akıllı olması, o adamın iyi olması anlamına gelmeyecektir. Makbul iş yapanlar, Allah-u Teala'nın sevdiği, diğer insanlara da yararlı olabildiğin işler var mı? Bugün bunu çok iyi anlamamız lazım, bu Asr suresiyle beraber. Ben çok makbul güzel işler yapıyorum, insanlara dini anlatıyorum. Ama insanlar pek anlamıyor. Olur mu ya? Namaz kılacaksın diyorum, buna örtün diyorum, bunun eteği ne biçim diyorum, bilmem ne falan. Çok güzel, kendime ne biliyorsam onlara da aynısını söylüyorum. Ama yanlış söylüyorsun. Güzel iş bu değil, makbul iş bu değil. Evet, iyiliği emret, kötülükten nehyet ama düzgün bir lisanla. Karşıdakinin anlayabileceği bir şekilde yap. Ve bugün o biriktirme dedik ya, zaman israfı, Efendimiz aleyhissalatü vesselam dikkatimizi çekmişti. Bu konuda ona giriyor. Ne iş yaptım? Bugün 5 saat oyun oynadım. 3 saat televizyonda bir şey izledim. Bilmem şunun videosunu izledim. Bunun tekrarını izledim. Şu gereksiz şeyi izledim.
bugün ben güzel iş yaptım mı yapmadım mı bunun cevabını hepimizin vicdanen vermesi lazım. Bu 24 saati bırakın, şu ana kadar, bu yayını duyduğunuz ana kadar sabah uyandınız, neler yaptınız? Onu bir 2-3 dakika boyunca şu an radyonuzu veya YouTube'dan programın tekrarını dinliyorsanız rica ediyorum. Birazdan zaten bu bölüm bitecek. Bittikten sonra eğer tabii araç kullanmıyorsanız lütfen 2-3 dakika bugün ömrünüzün bu kadar saati nasıl geçti sabah gün ışıdığından şu vakte kadar. Bir 2 dakika gözünüzü kapayıp düşünür müsünüz? Ya cidden ben ne yaptım? İşte bir Allah dostu buyuruyor ki, ekseriyetle sen bir gün içinde ne yaptıysan 10 sene içinde de öylesindir ve hayatın da öyle cereyan etmiştir. Kimle konuştum? Konuştuğum insanlarla neyi konuştum? Nereye gittim? Ne amaçla gittim? Ağzımdan yapmadığım bir şey çıktı mı, yalan çıktı mı? Gözüm nerelere baktı? Bugün güzel şeyler yaptım mı, birine selam verdim mi? Bugün ödemem gereken bir şeyler var mıydı? Birinin bende emaneti var mıydı? Gibi bu saate kadar ne yaptıysak, eğer Allah'ın izniyle güzel şeylerse bunlar, işte o ayetteki müjdeye eriyoruz. Ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler, bugün zaten hocalarımızın sohbetlerinde ayrı ayrı konularla anlattığı, kötülükten nehyetmek, iyiliği tavsiye etmekti. Bunu da sadece dilimizle böyle yapmalısın, şöyle yapmalısın diyerek değil, halimizle de anlatmalıyız. Bu şuna benzer çünkü. Bir kişi bal dükkanında bal satacak ama insanlar yanına gelmiyor. Yan tarafta sirke satan bir adam var. Birkaç türlü sirke satıyor ama müşterileri bol. Öyle kilo kilo bitirilecek bir şey de değil sirke. Onun yüzünü görmek için, hoş sohbetini duymak için o esnafın, sirke satan esnafın yanına geliyorlar. Bana da bugün şöyle bir 100 gram veya 50 gram neyse, sıvının miligram oluyor galiba, litreden veriliyor neyse, onun yanına giriyor. Yanındaki adam da o kadar kaliteli ballar getiriyor, satacak. Şu yörenin, bu dağdan gelmiş falan, ama yok, o kadar alan yok. Bunu soruyor diğer esnaf arkadaşına. Cevap şu oluyor: kardeşim sen bal satıyorsun, eyvallah, malında da bir sorun yok. Lakin suratın sirke satıyor, çok suratsızsın be kardeşim. Milleti döver gibi konuşuyorsun, ne istiyorsunuz ya, geçin alın falan der gibi. Adam sana bir şey soruyor, görmüyor musun orada işte fiyatını soruyorsun bana, kör müsün der gibi cevap veriyorsun. O yüzden pek bal da satsan, suratın sirke sattığı için kimse yanına gelmiyor. Ama senin komşun, Allah razı olsun, evet çok fazla böyle bir çeşidi yok, günde bir ton, iki ton sirke satacak hali yok ama insanlar onu çok seviyor. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız, buyurun vesaire. Böyle davrandığı için diyor onun yanına gidiyor. Onun sattığı sirke ama yüzü bal. Ben birine anlatırken, dinimizi anlatmaya çalışırken, niyetim her ne kadar temiz olsa da, bakışlarım, hal ve hareketlerim, özellikle kaşlarım, mimiklerim ne halde? Kardeşim, derken ne kadar ciddiyim bu konuda, yoksa ağız alışkanlığı olduğu için mi söylüyorum? Bugünün selamlarında olduğu gibi. Selamünaleyküm. Ne dedin sen? O kadar yani büyük bir işler yapan bir insan mısın da selamünaleyküm diyemiyorsun? Veya yazarken S.A. yazıyoruz. WhatsApp'ta veya Instagram'da S.A. Selamünaleyküm yazamıyoruz. Çok, çünkü yeri doldurulamayacak bir iş yaptığım için yeryüzünde S.A. yazabiliyorum veya selamünaleyküm diyorum. Çok müthiş öneme haiz bir insanım çünkü. Aynen bunun gibi bazı yerlerde sınır aşıyoruz. Bazı yerlerde böyle. O yüzden işin özü birbirimize hakkı anlatmaya çalışırken, sabrı tavsiye etmeye çalışırken, aldıkça sıradan olayım. Ne olursa olsun, torbadan olsun işte, millet beni
alışverişte zannetsin komşular. Babından olmayacak inşallah. Bundan sonra öyle yapacağız. Anlaştık mı? Evvela kendimiz örnek olmaya çalışacağız. İnsanları yargılamadan önce. Ve insanın ömrü en kıymetli sermayesi. Ne kazanacaksa onunla kazanacak kardeşlerim. O ömür zamandan bir bölüm. Onunla akıyor. İnsan için zaman ömründen, hatta ömrünün içinde bulunduğu anından ibaret değil. Kazanamadığımız, kârsız kapattığımız her an o güzel sermayeden alınıyor ve zarar ediyoruz. Senelerce kaybedilen bir ömür, içinde bulunduğu son anda kendisine ebedi cenneti kazandıracak güzel bir iş yapmaya eğer güç yetirebilirse, bütün kayıplar telafi edilebilir, o zarardan kurtuluruz. Ömrümüzün içinde bulunduğumuz o her saniyesini fırsat bilerek, eğer onunla bu olayları düşünür, tefekkür edersek, inşallah hatasız duramıyoruz, günahsız duramıyoruz, fırsatları kaçırdığımız çok oluyor, en azından telafi edebilme imkanımız olur bir derece. Kardeşlerim, Karun'un imtihanı o şekildeydi. Salebenin imtihanı o şekildeydi. Mal, para biriktirmek. Kimilerinin mevki ve makam biriktirme hırsı vardı. Kimilerinin, efendim hocam nasılsınız, ne kadar alimsiniz, efendim siz ne kadar güzelsiniz, saçlarınız ne kadar güzel. Bunları biriktirmekle zamanı geçti. Kimilerinin 10 bin, 20 bin tane kitap okuyup yüzlerce eser yazarak, çok başarılı bir yazarımız, evet, bu sözleri duymayı biriktirmekle geçti hayatları. Bakın, etrafımızdaki her yapılanmada, her insanın hal ve hareketlerinde bir birikim var. Acaba o bizim içimizde ne? Onun cevabını bulalım. Anne babasının duasını alabilecek. Anne babası henüz dünyadayken onlardan helalleşmiş bir şekilde. Allahu Teala'nın en önemlisi, rızasını kazanmış bir şekilde gitmek istiyorsak, bu boş vakitleri değerlendirip biriktirmememiz gerekenleri artık bir kenara koymak durumundayız. Nasıl ki damarın içinden geçen o kolesterol denilen parçacıklar belli bir zamandan sonra damarın bir köşesine nüfuz ediyor. Orada bir daralma söz konusu olan yerde pıhtılaşmaya sebebiyet veriyor veya tıkatıyorsa damarı, insanın ölümüne sebebiyet veriyorsa, bizim bu birikimlerimiz de, biriktirdiklerimiz de bizim hüsrana komşu olmamıza vesile olabilir. Allah korusun. En önemli nimetlerden iki tanesini de bu şekilde öğrenmiş olduk. Bizler Karun'un hayatından da önemli dersler aldık bugün. O da inançsız, Allahu Teala'ya isyan eden bir kul değildi çok zaman. Ne zaman ki kontrolünü kaybetti, o birikimleri, o biriktirdikleri başına dert oldu, o şekilde gitti. Hayatımızın bundan sonrasında acaba benim benzer hatalara girme potansiyelim var mı? Bu hırsımı kontrol edebiliyor muyum? Ona bakacağız inşallah. Allahu Teala'dan niyazımız, insi ve cinnin, şeytanların şerrinden bizleri, Müslümanları muhafaza buyurması. Günahları affedilmiş olarak yazılan kullarından eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında toparlanmayı ve en önemlisi Allahu Teala tarafından affedilmeyi nasip buyursun. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.